Merhaba arkadaşlar. Bugün BES yayınlarının üniversiteye doğru AYT'sini çözeceğiz. Coğrafya, sos 1'i çözüyoruz. 35. sorudan başlıyor. Buna göre yapay su yolu olan Süveyş kanalına sahip olduğu için küresel etkiye sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yanında da bir dünya haritası var. Güzel denk geldi. Süveyş kanalı şu bu bölgede bulunuyor arkadaşlar. Doğal olarak cevabımız B olacak. Mısır, Süveyş kanalına sahip olduğu için önemli bir küresel etkiye sahip. 36. soru. Bu bölgelerde sıcak çatışmaların yaşanmasına aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi neden olmuştur? Venezuela'yı görür görmez bir AYT öğrencisinin hemen petrol cevabını verebiliyor olması lazım. En fazla petrol rezervine sahip bir ülke. Nijerya var, Kuveyt var. Zaten cevabımız ortaya çıkıyor. Petrol olacak. 37. soru. Bir tık daha yorum sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bu atık yönetimindeki uygulamalardan biri olamaz? Ülkelerde hızla devam eden ekonomik büyüme, şehirleşme ve nüfus artışı gibi faktörler atık türlerinde ve atık miktarında artışlara neden olmuştur. Bu durumdaki ülkeler entegre atık yönetimi yaklaşımını benimsemişlerdir. Hangisi bu uygulamalardan biri olamaz diyor. Atık önleme, evet. Yeniden kullanım, geri dönüşüm, evet. Geri dönüşüm zaten B ile aynı. Bertaraf hiyerarşisi kesinlikle var. Bertaraf hiyerarşisi önemli ve hayatımıza yeni giren bir kavram. Ancak çöplerin yakılması çok da uygun değil. Çünkü çok fazla karbon salınımı gerçekleşiyor. Cevabımız Ceyhan Onu. 38. soru. Aslında TYT tarzına da çok benziyor. Biliyorsunuz biz iklimleri ve biraz daha genel yorum sorularını iklimle ilgili TYT müfredatında alıyoruz. Ama işin içerisine biyom kavramı girdiği zaman AYT konusu olmuş oluyor. 38. soruda da bize bir biyomun dağılışını vermiş ve burası da tundra iklimine yakın bölgeler. 60 derece kuzey enlemlerine oldukça yakın. Hangisi burada bulunan canlı türlerinden biri değildir? İğne yapraklılar var arkadaşlar. Vaşak ve samur da var. Hatta buralarda rengeyin de bazen görebiliriz. Ancak zürafa savan iklimine ait bir hayvan türü. Savan iklimi de biliyorsunuz ekvator ve 30 derece çöl enlemleri arasında bulunan bölgelerde yaşıyor. Cevabımız 38 olmalı. Pardon, cevabımız Ceyhan olmalı. 39. soruya bakıyoruz. Bu uygulamaların kentteki aşağıdaki sorunlardan hangisini çözmeye yönelik olduğu söylenemez. Yoğun göç alan kentlerden birinde aşağıdaki uygulamalar başlatılmıştır. Göç alan mahallelerde farklı etnik kökene sahip insanların dengeli dağılımına dikkat edilmiştir. Evet. Ses yalıtımlı binaların sayısı artırılmaya başlanmıştır. Evet. Tarım alanları dikey olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kentsel dönüşüm projeleriyle şehir planlaması yapılmıştır. Aslında buralarda şehrin kültürünü biraz daha arttırmak, şehirdeki kullanım alanlarını daha da genişletmek, binaları biraz daha küçülterek daha dikey mimariye önem vermek ve yeşil alanı arttırmak gibi amaçlar güdülmüş. O zaman gecekondu sorununu çözüyoruz. Ses kirliliğini çözüyoruz. İlk maddede dengeli dağılım diyor, kültürel çatışmayı çözüyoruz. Tarım alanlarını dikey olarak kullanıp daralmayı çözüyoruz. Ancak işsizlik problemiyle ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Cevabımız Edirne olmalı. 40. soru ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hizmet sektörünün ön plana çıkmasında etkili olan faktörlerden biridir? Hizmet sektörü hangi faktördü? Hangi ekonomik faaliyette arkadaşlar? Üçüncü ekonomik faaliyette. Gelişen teknolojiye bağlı olarak insan ihtiyaçlarının artması ve farklılaşması kesinlikle var. Tarımsal üretimin fazla olması, hayır. İklimin kısa mesafelerde çeşitlenmesi, fiziki bir oluşum kesinlikle yok. Tarım da zaten birincil ekonomik faaliyette. İklim fiziki bir oluşum. Doğal kaynakların ithal edilmesi, doğal kaynakları dışarıdan alıyorsak hizmet sektörüyle herhangi bir ilgisi yok. İkinci ekonomik faaliyet sanayi üretimi etkiler. Nüfusun dinamik bir yapıya sahip olması, nüfusun genç olması
çok fazla bir etkisi yok. Ancak teknoloji insanı hizmet sektörüne itmiştir. Bu kadardı arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.